Merhaba. Hatırı sayılır Rus yozmanlarının dahi tahmin etmediği bir şey oldu ve Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ve işgalde 3. hafta dolarken görülen şu ki Putin batıda geri döndürülemez biçimde şeytanlaştırıldı. Onun için bu Rusya'nın değil Putin'in savaşı deniyor. Gel gelelim yaptırımlarla Rus halkı cezalandırılıyor. Esasen bununla Putin'e desteğin kırılması ve devrilmesi amaçlanıyor. Gelin başka bir hesap yapalım. Çin, Hindistan, Rusya yaklaşık 3 milyar nüfuslu bir alem. ABD, AB, İngiltere, Kanada toplasan 1 milyar nüfus anca. Tabi olay insan kalabalığıyla bitmiyor. Batının yaptırımlarına karşı koyacak gücünüz alternatif kaynaklarınız olacak. Ayrıca hem batıya kafa tutup hem de çocuklarınızı okutmak için oraya yollayıp paraları oraya kaçırmakla mal mülk edinmekle de dürüstlük sınavından çakıyorsunuz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla iki kutuplu dünya çöktü. Artık tek kutup var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı. Elbette kendi finansını, kendi ekonomisini, para birimini, teknolojisini, kültürünü, markalarını, filmlerini, silahlarını ve en önemlisi kendi tehdit sıralamasını pazarlayacak. Eşyanın tabiatı bu. Peki 3 milyarlık Doğu, yani Asya kıtası buna alternatif oluşturabildi mi? Kendi finansal araçlarını ve markalarını dünyaya kabul ettirebildiler mi? Maalesef hayır. Bugün dünya ekonomisi dolar üzerinden yorumlanıyorsa Amerika'nın ne işi var burada diye sormadan önce bunu neden değiştiremediğinizi sorgulayacaksınız. Rusların eskiden Lada otomobili vardı. 30 yıl sonra dolaşımdaki araçlara bakın batı markaları. Vodka dışında Rus ürünü var mı düşünün bulamayacaksınız. Dönelim işgale. Görüldü ve görülüyor ki Putin Ukrayna tarafsız kalacağım NATO'yu istemiyorum filan dese de neo nazileri bahane edip girecekti yine de. O olmasa Ukrayna biyolojik ve kimyasal silah üretiyor der yine girerdi. Kremlin sözcüleri son hafta bu tezi işliyor ezbere söylemiyorum. Ukrayna işgali kaçınılmazdı adeta. Suyumu bulandırıyorsun fıkrasını hatırlayın. Bölgesel ve küresel ölçekte savaşın büyümesi ve olası senaryolar endişe verici. Batı medyası savaşın vurduğu kentlerdeki yaşam mücadelesi ve sınır boylarındaki sığınmacı öykülerinden geçilmiyor. İki haftadır o kadar dram seyrettim ki artık düşünmeden edemiyorum. Eğer bu kadar üzgünseniz neden bombaları engellemiyorsunuz? Putin durdurulmazsa durmayacak. Savaş bugün bitse Ukrayna'nın kendine gelmesi aylar alır. Tahribat o denli büyük canlı yayında seyrediyoruz ve elimizden bir şey gelmiyor. Artan enflasyon, fırlayan enerji fiyatları, sıkışan ekonomi hiçbir iktidarın hoşuna gitmez. Ambargolardan zincirleme olarak tüm dünya zarar görüyor ve tüm liderler oy kaybediyor. Sadece Polonya'ya sığınan Ukraynalıların sayısı 1 milyon 600 bini geçti. Batı Avrupa'ya geçen geçecek en az 4-5 milyon sığınmacıdan bahsediliyor. Ev sahipleri savaş bitene kadar misafir ettikleri Ukraynalıları tekrar evlerine yolcu etmeyi umuyor. Onlar da dönmek istiyor. Peki süreç uzadıkça bu nasıl olacak ki? O arada tabii her ülkenin halklarının dönüp kendi piyasalarını sorgulaması icap ediyor. Buğday ve ayçiçek yağında Türkiye'nin hayati biçimde dışa muhtaç olduğunu bilmiyordum. Petrolünüz olmayabilir ancak tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı Türkiye gibi gerçekten harika bir coğrafyaya sahip ülke halkını anlatamaz. İktidar sözcüleri olayı yine baronlara bağlamış. Taban da buna itibar ediyorsa ne demeli yani? Türkiye herhalde şu içinde bulunduğumuz hafta kadar dış gücü bir arada ağırlamamıştı herhalde. İsrail, Ermenistan, Yunanistan ve Almanya. Vatandaş faturaları nasıl ödeyeceğini düşünürken Erdoğan yeni dünya düzeninde koltuk kapmaya çalışıyor. Sahi Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturamı ödemiyorum kampanyası başlatmıştı. Kaç kişi katıldı acaba?